Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Seçim özel yayınıyla karşınızdayız. Siyaset gündemi epey yoğun. Seçime 33 gün kaldı. Seçime dair en çok merak edilenleri, siyaset gündeminde yaşananları konuşacağız. İki değerli konuğumla konuklarımı tanıtayım öncelikle. İlk konuğum siyaset bilimci, doçent doktor Seda Demiralp. Seda Hanım, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Diğer konuğumsa normalde haftalık seçim günlüğü programında siyaset gündemi değerlendirdiğimiz siyasal iletişim uzmanı sevgili İbrahim Uslu. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun. Yine bu milletvekili listeleri açıklandığından beri gördüğüm kadarıyla yine tüm varlığınız Türk medyasına armağan olsun şeklinde devam ediyorsunuz. Sağ olun bize prime time'da vakit ayırdığınız için. Estağfurullah, zevkle. Seda Hanım, ilk olarak sizinle başlayalım isterseniz. Dediğim gibi gündem çok yoğun. Bugün iki ittifakın, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın kampanyalarında sıcak bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da seçim beyannamesini açıkladı. Parti kampanya sloganlarını milletvekili adaylarını tanıttılar. Öte yandan Kılıçdaroğlu yanına İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı alıp Çanakkale'de millet buluşmasında bir miting yaptı. İlk olarak iktidar tarafıyla başlayalım. Şimdi 23 başlık altında bayağı kapsamlı bir seçim beyannamesi sunuldu. Birçok vaat var. Vaatler içerisinde en çok öne çıkan, medyanın manşete taşıdığı, biraz da ironiyle kamu alımlarında mülakatın kaldırılacağı vaadiydi. Bu vaatlerin detaylarına çok girmeye gerek yok ama size asıl kampanyanın genel tonunu, söylemini ve sloganlarını sormak istiyorum. Türkiye 100 yılı için doğru zaman doğru adam sloganını tanıttı Erdoğan. Aynı zamanda seçim beyannamesinin başlığı da doğru adımlar. Nasıl buldunuz bu sloganları? Önceki sloganlarına nazaran nasıl bir imaj sunmaya çalışıyor Erdoğan ve AKP? Buna başlayalım. Evet, ben enteresan buldum aslında AK Parti'nin son sloganlarını. Yani doğru adam, doğru zaman. Bana biraz geçmiş sloganlara göre daha zayıf geldi aslında. Yani daha önceki işte bu bizimki aşk hikayesi, ilk günkü aşkla gibi sloganlarını hatırlayınca ki bunlar çok duygu odaklıydı veya daha inandığın yolda yürü gibi daha kimlik temelli sloganları veya daha mega projelerini, başarılarını öne çıkaran sloganlarını düşününce yani doğru zaman, doğru adam biraz rastlantısal, çok iç dolu gelmedi bana. Yine işte doğrusu AK Parti, aslında siyaseten doğruluk, doğruculuk bunlar pek ne AK Parti'nin ne AK Parti benzeri başka popülist partilerin çok fazla sırtın dayadıkları türden sloganlar da değildir. Ama buna dönüyor olmaları bana diğer tarafların boşalmış olduğu duygusunu verdi. Çünkü şu an yani güçlü olduğu duygu bağı zaman içerisinde tabii 20 sene ve özellikle son senelerdeki başarısızlıklar sonucu zayıflamış oldu. Pragmatik çıkarlar AK Parti'nin çok iddialı olduğu siyasetin çok önemli bir kısmıydı. Bu kadar ağır bir ekonomik kriz ortamında iktidarda olan bir parti pragmatik tarafına da seçmenin hitap edemiyor. O yüzden daha çok hani bilindik yol, istikrar, devam, yola devam gibi işte araba üretimi, işte SİHA gemileri falan gibi yine devletin gücünü arkasına alan taraf olduğunu hatırlatan sloganlardan öte çok fazla bir şey görmedim açıkçası. Yani en somut evet. Hani söyledikleri işte kamu alımlarındaki mülakatların kalkması örneği de yine yani hem muhalefetin vaadini alması açısından hem de aslında iktidar bir partisinin aslında bir öz eleştirisi gibi mi de bunu yorumlamalıyız? Yani liyakatın sağlanamadığı gibi. O yüzden her halükarda pek rekabet edebilecek kuvvette bir kampanya gibi görünmedi bana şu anda. Evet, sizin de dediğiniz gibi hem seçim beyannamesinin hem de Erdoğan'ın önümüzdeki günlerdeki programları gösteriyor ki kalan yaklaşık bir aylık süreyi bol miktarda toplu açılış töreniyle ve icraatlere ayıracak. Başta savunma sanayi açılışları olmak üzere işte eğitimden tarıma, sanayiye birçok sektörde icraat odaklı bir kampanya yürütecek. Bu da sizin dediğiniz gibi sanırım daha bildik, daha da tabiri caizse AKP'nin ve Erdoğan'ın iyi yaptığıyla bilindiği kısma ağırlık
vereceğini gösteriyor sanırım. Ve bir taraftan da çok da slogan açısından da başka şeyler açısından da çok da yeni bir şey üretme manevra kabiliyeti pek de yok gibi. Ne düşünüyorsunuz? Evet, böyle düşünüyorum. Yani hani SİHA gemileri başka hani seçmenin günlük hayatını da kolaylaştıran bir takım vaatlerin ya da gelişmelerin yanında evet seçmeni etkileyebilecek bir şey. Çünkü güç çağrışımı var. Seçmenin gururunu okşayan, işte asrın lideri imajının altını dolduran adımlar olabilir. Ama şu an günlük hayatına dokunan bir şey olmadıktan sonra ben seçmenin çok fazla bunlara bakarak oy kullanacağını sanmıyorum. Yani özellikle popülist seçmen, ki AK Parti seçmenin önemli bir kısmını bu şekilde tanımlayabiliriz, günlük hayatına dokunacak, günlük hayatını kolaylaştıracak vaatlere bakacaktır. Bunlarla ilgili gerilemeler SİHA gemileriyle pek telafi edilebilecek gibi değil. Ama yine de içeride veremediğini, yani iç siyasette veremediğini, günlük ekonomik hayatta veremediğini bu tür ihtişam mesajlarıyla, zaman zaman dış politika ile ilgili mesajlarla telafi edilmeye çalıştığını göreceğiz. Mesela baş kaldıran asi lider imajı vardı değil mi Erdoğan'ın ilk iktidara geldiği yıllarda? Yani tüm popülist partiler de bu vardır aslında. Ama bu da mesela şimdi artık 20 yılın sonunda zaten 20 yıl boyunca iktidarda olan bir parti veya lider neye baş kaldırıyor olacak? Mesela buradan da boşalmaya başladı yine AK Parti kampanyasının içi zaten zamanla doğal olarak her popülist parti gibi. Bu da yine bu defa dış politikada bir başkaldırı imajıyla dengelenmeye çalışılıyor. Ama ben bunların artık yetmemeye başladığını düşünüyorum. Yani ne duygu bağı eskisi kadar kuvvetli, ne pragmatik vaatler, pragmatik çıkarlara karşılık verebilme gücü eskisi kadar var. Bildik yol, istikrar dışında çok fazla bir şey sunamıyor ve istikrar da, yani aslında gerçek anlamda bir istikrar değil ama biz deriz ki seçmen bazen bilinen kötüyü bilinmeyen iyiye tercih edebilir. Yani o bir konfor alanı olmuştur. Konforlu olduğu için değil, sırf bilindik olduğu için bir konfor alanı olmuştur. Buna oynuyor ama bunun bir limiti var diye düşünüyorum ben, ki zaten kamuoyu okumalarından da görüyoruz. Teşekkürler. Biraz da diğer tarafa da bakıp iki kampanyayı karşılaştıralım. İbrahim Bey, size sormak istiyorum. Tabii bugün izlemişsinizdir Erdoğan'ın lansmanını, oradaki sloganları, lansmanı nasıl bulduğumuzu da soracağım ama şimdi bir taraftan da Millet İttifakı birçok ilde o tabiri caizse söylediğimiz Voltran stratejisini hayata geçirerek, işte İmamoğlu ve Yavaş'ı da yanına alarak Kemal Kılıçdaroğlu birçok Anadolu ilini dolaşarak işte çok sesli bir kampanya yürütüyor. Bu tabii bir avantaj. Bunu daha önce de sizinle konuşmuştuk. Heyecan yaratan, etki alanı yüksek aktörlerin, işte İmamoğlu ve Yavaş gibi ya da işte ittifakın diğer ortağı Meral Akşener gibi birçok farklı yerde farklı seçmenlere aynı hedef doğrultusunda programın farklı veçelerini sunarak oy istiyorlar. Bu tabii bir avantaj sağlıyor. Diğer tarafın daha solid ve tek boyutlu, tek veçeli tarafına nazaran. Siz iki kampanyanın işleyişi arasındaki farkı nasıl buluyorsunuz? Bir fark var mı? Fark varsa nelerdir? Var gerçekten. Çok çok net farklar görünüyor. Birincisi, biraz önce de konuşuldu aslında, ona birkaç şey ilave edebilirim. Bu istikrar vurgusunun içerisinde bir taraftan da reform vurgusu da var. Niye? Çünkü evet, sağ seçmenin bir kısmı istikrar istiyor ve istikrara oy veriyor. Doğru. Bugüne kadar AK Parti istikrar vaadiyle seçmen kazanmayı bildi ya da seçmenini muhafaza etmeyi bildi. Ama bunun bir limiti var ve bir noktadan sonra değişim isteyenlerin oranı gün geçtikçe artmaya başlıyor. Mesela 1 Kasım 2015'te aslında insanlar AK Parti'den memnun değillerdi. Yani AK Parti'yi başarılı bulanların oranı %33'tü ama AK Parti'nin oy oranı %50'ydi. Yani 3 seçmeninden biri kerhen oy vermişti. Niye? İstikrar uğruna. Niye? Çünkü 7 Haziran 1 Kasım arasında korkunç olaylar yaşanmıştı ve bir iktidar boşluğunun ülkeyi nasıl bir kaotik ortama sürükleyebileceği deneyimlenince insanlar başarısız bulsa bile artık yeniden istikrarı tercih ettiler. Fakat
2018'e geldiğimizde artık istikrar isteyenler o kadar çok fazla değildi. Niye? Tek başına %50'yi bulan AK Parti ancak iki partinin daha katkısını alarak, MHP'nin ve Büyük Birliğin katkısını alarak bu sefer %52,5'a ulaştı ve Cumhurbaşkanlığı seçilmeyi Erdoğan yeniden başarabildi. Ama yani ancak dış destekle. Kendi oyu ne kadardı? Parlamentodaki oyu %42,5, ama bunun içinde Büyük Birlik oylar da var. Onu çıkardığınızda zaten %40-41 aralığında bir oya gerilemişti 2018'de. Şimdi bunun da altında yani istikrar isteyen seçmen, AK Parti seçmeni sayısı artık o kadar yüksek değil. Reform isteyenler, değişim isteyenler, dönüşüm isteyenler de var. Özellikle genç seçmen şey içinde, toplam seçmen içerisinde genç seçmenin oranı arttıkça bu talepler daha da yükseliyor. Mesela oraya yönelik de ifadeler vardı veya vaatler vardı. En önemlisi başkanlık sisteminde revizyonlardan, değişimlerden falan bahsedildi bugün. Şimdi bu vaatlerini aslında biz daha önceden de biliyoruz. İktidarın bu başkanlık sistemine geçildikten sonra birinci yılında Sayın Erdoğan dedi ki, ben başkanlık sisteminin birinci yılına girerken aksayan bazı yönler olduğunu gözlemliyoruz. Bunları net bir biçimde tespit edebilmek için bir komisyon kurduk. Başında Fuat Oktay olacak ve bu komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra hem sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız hem de gerekli revizyonları yapacağız dedi. Fakat biz ne o raporu görebildik ne de revizyonlar yapıldı. Sonra Berat Albayrak görev bıraktıktan sonra yine bir grup konuşması yaptı ve reform programından bahsetti Sayın Erdoğan. Fakat reform yapmak için getirdiği kadroyu bir süre sonra biliyorsunuz görevden uzaklaştırdı. Başta Naci Ağbal olmak üzere. Sonra onlar görevden gittikten bir süre sonra yeni anayasadan bahsetti. Yine bir reform programıyla geldi. Yeni anayasa yapmanın zamanı geldi dedi. Hatta MHP durumdan vazife çıkardı. Kendi anayasa taslağını hazırladı. 5 maddesini biz onun görebildik. Geri kalanını incelemesi için AK Parti'ye gönderdi. AK Parti bunu da inceledikten sonra kendi programımızı açıklayacak diyeli 2 yıl oldu. Şimdi AK Parti yeniden bir reform programıyla geliyor. Dolayısıyla bu bir taraftan istikrar arayanların, bir taraftan da reform arayanların, dönüşüm arayanların taleplerine yanıt vermek gibi bir zor bir mühendisliğe girmiş. Yani biraz oksimoron durumu, ikisi aynı anda nasıl olacak? Zor bir iş. O yüzden de bence zorlanıyorlar. Bu slogan üretememek falan yoksa retorik bu yani, üretirsiniz. Fakat ihtiyacı gören reklamcılar zannediyorum yani hem o hem bu ikisini nasıl birbiriyle meclis edeceğiz, birbiriyle çelişen şeyler olduğu için en iyisi biz yine lider üzerinden gidelim. Mesela Ankara için şimdi tam zamanı. Neyin tam zamanı falan diye lokalde o tür sloganlar kullanılacak. Bugün Ankara'dayım ben biliyorsunuz. Ankara'nın her yerinde Ankara için şimdi tam zamanı falan sloganlar vardı. Neyin zamanı? İşte doğru zaman, doğru adam. İnsan da değil, lider de değil. Niye adam, niye maskülen bir dil kullanılıyor? O ayrı bir tartışma falan. Şimdi neresinden bakarsanız bakın çok zorlanıldığı belli. Bu birbiriyle çelişen iki ayrı hedef kitleyi bir arada tutmaya çalışma çabası zorluklar yaşıyor. Benzer bir zorluk Millet İttifakı tarafında da var. Şimdi evet yani 8 tane şey var şu an, aktör var. 6 parti genel başkanı, 2 belediye başkanı. Onun dışında bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi de yine bir co-star olarak, sözcü olarak kullanmaya başlandı. İşte 10 yıldır ilk kez tweetler paylaşmaya, videolar paylaşmaya falan başladı. 9 ayrı sözcüsü olan bir şeyden, kampanyadan bahsediyoruz. Şimdi burada kakafoniyi, çelişkileri ya da kafa karışıklığını engelleyecek bir şey, mühendislik nasıl sürdürülecek ya da kontrol mekanizması, onu sağlamak da çok zor. Şimdi bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu bu Cumhurbaşkanlığı yarışında ön plana çıkabilsin diye çok lider odaklı bir iletişim sürdürüldü. Biliyorsunuz hatta böyle işte, siyasette alışkın olmadığımız tepkiler verdi. Gitti kurumları bastı, onların önünde açıklamalar yaptı. İşte ta şeyden bu tarafa, aslında adalet yürüyüşünden bu tarafa Sayın Kılıçdaroğlu'na odaklanan bir iletişim vardı. Şimdi o iletişim bir anda parçalandı ve işte bu çok sayıda sözcüğün olacağı bir kampanya yürütülecek. Ama kampanyanın esas aktörü yani sana söz sloganıyla gidiliyor. Şimdi o sözü veren kim? Sayın Kılıçdaroğlu'ysa öbür 8-9 kişi ne işe yarıyor? Zaten daha bu şeyden itibaren hatırlayın yani 8 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak falan, 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak dendiği günden itibaren seçmen
Bir mütereddit kaldı. Hatta muhalefet destekleyen kanaat önderlerinin, yorumcuların da kafası karıştı. Yani 7 başkan yardımcısıyla nasıl bu bir yönetim anlayışı modeli olacak diye. O çok fazla üzerinde durulmadı. Bir süre sonra o tartışmadan vazgeçildi. Kimse işin içinden çıkamayınca. Benzer bir zorluk bu kampanya aşamasında da yaşanıyor. Benim gördüğüm zaten bu içinde yaşadığımız süreç siyasetin doğal akışının dışında süreçler. Bu ittifak mekanizmasının ortaya çıkması ve siyasetin matematiği yani %50 artı 1, 300 artı 1, 360 gibi çeşitli rakamlar, hedeflerin buraya odaklanmış olması siyasetin doğal akış sürecini bozdu ve herkes aslında bir siyaset mühendisliği yapıyor. Yani CHP'nin listelerinin ne olduğunu seçmen hala anlayamadı. Herkes CHP Evet. listesi diyor. Orada aday olanlar diyor ki ya kardeşim ben CHP'nin adayı değilim. Sayın Sadullah Ergin. Ben Deva Partisi'nin genel Şimdi başkanı mısın? Deva Partisi'nin adayım diyor. Bana CHP detaylarını muamelesini size sormak istiyorum İbrahim Bey. CHP'li muamelesi yapmayın diyor. Şimdi dolayısıyla benim gördüğüm bu seçmenin bildiği modellerin dışında şeyler denenmek zorunda kalıyor. Öyle olunca da seçmende bir kafa karışıklığı var. Kampanya kurgulayanlarda kafa karışıklığı var. Şimdi her iki tarafın kafası karışık olunca süreçte nasıl bir diyalojik bir ilişki ortaya çıkacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Hani ben de merak ediyorum derler ya, şimdi tam o durumdayım. Ben de merak ediyorum, vallahi bakacağız. Ben de tam bunu soracaktım. İyi ki parmak bastınız. Dediğiniz gibi ittifak sisteminin yarattığı çeşitli komplikasyonlar var. Bunlardan belki de en önemlisini milletvekili listeleri tartışmalarında gördük. Dediğiniz gibi CHP'nin listesi özellikle epey bir tartışma yarattı ve seçmenlere de kafa karışıklığı ne sebebiyet verdi. Bunun ayrıntılarını size soracağım ama öncesinde Seda Hanım'a dönelim. Şimdi bir taraftan da bu ittifak sistemi az önce İbrahim Bey'in de söylediği gibi işte CHP'nin listesinde CHP'den ideolojik olarak da uzak ittifak kurduğu küçük partilere çeşitli stratejiler sonucunda milletvekili kontenjanı açılmak durumunda kaldı. Ama bu sistem başlı başına ideolojileri, parti programlarını biraz daha önemsizleştiren, pragmatik, stratejik siyaseti daha ön plana çıkaran bir hal almış gibi gözüküyor. Özellikle milletvekili listelerinde. Buna katılır mısınız? Türkiye siyaseti böyle bir noktaya mı evrildi? Ve buna paralel olarak şunu da sormak istiyorum. Sizce bu sürdürülebilir mi? Yoksa bu tırnak içerisinde ucube sistem ya da seçmenleri kafa karışıklığı yaratan birçok açıdan tam da oturmayan bu sistem tezelden değişmeye muhtaç mı? Buna cevap vereyim. Bir de muhalefetin kampanyasından bahsetmemiştim. Onu ikinci turda Tabii. bahsederim diye. Ona da bağlayarak Tabii buyurun. cevap. Tabii yani şu anki sistem, yani 2010'da, 2018'de kullandığımız sisteme göre küçük partileri bir ittifak içine girdiklerinde, eğer o ittifak içindeki büyük bir partinin listesinden girmiyorlarsa, aday çıkarmıyorlarsa çok da fazla o ittifaka katkı yapma şansı vermiyor. Ancak o ittifak sayesinde barajı aşmış oluyorlar. Ancak işte büyük partilerin listesinden girdiklerinde anlamlı bir fark yaratabiliyorlar. Böyle olunca ortak listelere zorluyor bu sistem. Fakat ortak listeye nin de bir zorluğu var. O küçük partiler de görünür olmak istiyorlar. Ortak listeye girdiklerinde görünmezleşiyorlar. Ülkedeki genel oyları görünmüyor. Yani çünkü bir seçime girmek de başlı başına yani bir örgütlenmedir, kampanya partiyi güçlendirir, her seçim deneyimi. Bunlardan mahrum kalmış oluyor. Seçmen açısından da kafa karıştırıcı bir durum var. Yani bazen giriyor, partisini göremiyor bu sırada. Bazen partisini buluyor da altındaki adaylara bakıyor. Hiç düşündüğü adaylar değil, adaylar yabancı geliyor. Halbuki eski sistemde istediği gönlünden geçen partiye oy veriyordu. Yani aynı ittifak içerisinde. Ondan sonra ittifak içerisinde bölüştürülüyordu oylar. Çok daha az kafa karıştırıcıydı. Şimdi burada evet rasyonel olan yani matematik olarak sadece bakacak olursak küçük partilerin büyük partilerin listesinin aday olmaları. Ama problem sadece görünür olma meselesi de değil. O küçük partilerin seçmenlerini bu büyük partiye taşıyabilmeleri. Çünkü mesela Saadet Partisi seçmeni şimdi gidip CHP'ye mühür basması gerekecek. Ama Saadet Partisi seçmeni bunu ikna edebilecek mi? Çok farklı ideolojik
geçmişlerden, sağ sol spektrumunun farklı yerlerinden partiler birleştiğinde seçimini ikna etmek, bu diğer partiye mühür basmayı, oy vermeyi çok kolay bir şey değil. Bu çok parçalılıkla ilgili bir şey, yani ittifak, ama ittifakın içinde çok farklı renkler var. Bu hem iyi bir şey tabii ki, çoğulculuk anlamında çok iyi bir şey aslında. Çok ciddi bir uzlaşma deneyimi yaşıyoruz şu an Türkiye için. Ama bir taraftan da seçmeni ikna etme meselesi var. Yani seçmen kafasında şunu soracak: İyi de bu ittifak ne tarafa gidecek seçildiği zaman? Yani devletin ekonomideki rolü büyüyecek mi, küçülecek mi? Vergiler artacak mı, azalacak mı? Bu gibi kafa karıştırıcı şeyler olacak. Bunları aşmanın bir yolu aslında kampanya. Tekrar kampanyaya dönecek olursak, bu ittifaklar için en anlamlı olan, en iyi sonuç veren ortak bir kampanya yürütmek ve bu ortak kampanyanın da çok daha asgari müşteriye dönük, seçmenin günlük hayatına dönük, vadesi bile sınırlı. Yani bir 3-4 yıl sonrasındansa ilk 3 ay ya dair mesela somut günlük hayata dair vaatler içeren bir kampanya ve bu kampanyanın tüm ittifak bileşenleri tarafından benimsenip taşınması, her yerde hepsinin aşağı yukarı aynı vaadi vermesi, aynı şeyi söylemesi, böylelikle seçmenin kafasında bir karışıklık olmaması, yani seçim sonrasında bu ittifakın bir koalisyona sağlıklı bir şekilde dönüşüp dönüşemeyeceği, nereye gideceğiyle ilgili bir tereddütün kalmaması. Şimdi bakalım muhalefetin kampanyasında bu var mı yok mu? Şimdi muhalefet kampanyasında bir takım olumlu özellikler var. Önce onları söyleyeyim. Ve geçmiş kampanyalara göre daha olumlu. Örneğin pozitif kampanya daha ağırlıklı. Geçmiş seçimlerde. Biz 2014 seçimini hatırlayalım. Çok, yani 2014 üzerine çok çalıştığım için oradan direkt örnek verebilirim. Mesela yolsuzluğun 2014 seçimindeki siyasallaştırılma şekli. Çok eleştiri ağırlıklıydı. Çok iktidar eleştirisi vardı oradaki kampanyada. Şimdi de var tabii ki, yolsuzluk yine çok oldukça siyasallaştırılmış şu anki kampanyada da, ama şimdi biraz geçmiş hatalardan ders alınmış olduğunu da görüyorum. Yani geçmişte mesela sadece iktidar eleştirisi vardı. Çok fazla pozitif kampanya, yani umut vaat edici sözler, söylemler, vaatler çok fazla yoktu. Şimdi başlı başına sana söz ve baharlar gelecek bir kere işin pozitif tarafı. Her şey çok güzel olacakla başlayan 2019 sonrası pozitif kampanya kullanma kararlılığını burada da görüyoruz. Biraz daha eksik olan o sözlerin ne olduğu, çok net değil. Çok daha net bir şekilde mesela bir iki tane var. İşte bayram ikramiyedir, emeklere bayram ikramiyesi, çifte ikramiye verilecek olması, çocuklara parasız öğle yemeği okullarda verilecek olması. Bunlar tam bahsettiğim türden somut vaatler. Mesela emeklilere ve çocuklara yönelik bu vaatler oldu. Gençlere ve kadınlara yönelik neler olacak acaba? Bunlar olmalı ve bunlar mümkün mertebe kısa vadeli olmalı. Yani ilk 3 ay gibi mesela. Ondan sonra yolsuzluk konusuna geleyim. Şimdi yolsuzluk konusu yine çok fazla var gündemde. Ama bir açıdan daha olumlu buluyorum. Geçmişteki yolsuzluğun siyasallaştırma biçimine karşılaştıracak olursak. Şimdi yolsuzluk tabii ki çok ciddi bir sorun. Ve tabii ki siyasallaştırılması, yani siyasi kampanyaya taşınması, yolsuzluk karşıtı kampanyaların, seçim kampanyalarının parçası olması, bunları doğru buluyorum. Ama yani literatüre de baktığımızda yolsuzluğu nasıl siyasete taşıdığınız başarılı veya başarısız olmasını çok etkiliyor. Özellikle yine başta söylediğim gibi bir popülist seçmenin ağırlıklı olduğu bir seçmen kümesine konuşuyorsanız, çok fazla siyaseten doğru olduğu için, ahlaken doğru olduğu için bir şey savunmak veya mesela yolsuzluğu cezai bir konu çerçevesinde ele almak. Yani suç, bu bir suçtur, suçlular yakalanıp cezalandırılacaktır nokta dediğinizde bunun çok fazla etkisi olmuyor. Ama siz yolsuzluğun seçmene maliyetini vurguladığınız zaman, yani seçmenin cebinden eksilen bir para olduğunu yolsuzluğun, artan gelir adaletsizliğinin sebebi olduğunu vurguladığınız zaman, o zaman seçmen daha fazla sizin söyleminize kulak kabartmaya başlıyor. Şimdi 2023 kampanyasında bunu daha çok görmeye başladım. Bu para, yani yolsuzluğu keseceğiz, muslukları keseceğiz, işte parayı geri getireceğiz ve bununla şu harcamaları yapacağız. Tek sorun şu var:
bu parayı geri getirirsek bu harcamaları yapacağız gibi bir bağlantı olursa o tabii tereddüt yaratabilir. Çünkü yolsuzlukla mücadele daha çok ileriye dönük oluyor. Yani ileride yolsuzlukların olmasını engelleyebiliyorsunuz da geçmiş gitmiş paraları geri getirmek biraz daha zor bir şey. O yüzden hani bunu tam da bu şekilde bağlamak değil de yani yolsuzluk muslukları kapandığında halkın refahını nasıl artacağı şeklinde çerçevelemek daha doğru. Ama şeye gelecek olursak yani seçimin çok parçalı, muhalefet ittifakının çok parçalılığına bunu önemli buluyorum. Her neyse bu vaatler, kısa vadeli, günlük hayata dokunan vaatlerin tüm aktörler tarafından yani tüm 6 parti lideri artı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Yavaş ve İmamoğlu tarafından aynı vaatlerin, aynı tonda, aynı kelimelerle anlatılması bu çok önemli. Çünkü seçmen gerçekten bu yeni sistemde bir kafa karışıklığı yaşıyor. Hangi parti, hangi vaadi yapacaktı, hangisi kimin adayıydı? Bunları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için bu seçim sistemini de düşünerek ortak kampanya, net, kısa vadeli vaatler önemli diyorum. Evet, dediğiniz gibi Millet İttifakı'nın birçok farklı bileşenden oluşması bir güç, bir avantaj sağlarken tabii ki dezavantajları, handikapları da gebe. Az önceki konuya geri dönelim. Milletvekili listelerinde bu tartışmayı gördük. Siz az önce biraz değiniyordunuz İbrahim Bey. Şimdi bunu açalım isterseniz. Sizinle de daha önce konuşmuştuk. CHP'nin önünde ortak liste konusunda oldukça zor bir görev vardı. Çok uzun süre çalışıldı. Ve İttifakın ortağı olan Deva Partisi, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'den 76 aday CHP'nin listelerinde kendine yer buldu. Öte yandan İyi Parti ile 16 ilde ortak liste çıkarıldı. İyi Parti'den 5 kişi yine CHP listelerinde vesaire. Oldukça uzun süren pazarlıklar sonucunda belirlenen hedef uğruna bir formülasyon da mutabık kalındı. Gel gelelim, tabii ki her zaman milletvekili listeleri bir tartışma çıkarır. Herkes, birçok insan mutsuz olur bundan. Burada da yine aynısı oldu. Ama CHP'nin bu zor görevinden sonra tartışma döndü dolaştı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'e kilitlendi gerçekten. Size sormak istediğim şey şu: sizce Cumhuriyet Halk Partisi bu ortak liste zor görevinin altından layığıyla kalkabildi mi? Ve Sadullah Ergin'e kilitlenmesi, yani 600 adayda bir kişiye kilitlenmesi başlı başına bir başarı göstergesi olabilir mi? Şimdi hani sonuçlarına baktığınızda sonunda 5 parti bir ortak listede uzlaşabildiler, oydaşabildiler. Bu başlı başına bir başarı demek. Çünkü bizim dilimizde liste savaşları diye bir tabir var. Şimdi tek partinin içinde bile liste savaşları yaşanıyor. 5-6 parti bir araya geldiğinde ne o yaşanana ne demek lazım? Düşünün yani şeyin zorluk derecesini, sürecin zorluk derecesini. Bu başarıldı ve 5 parti kavgasız, dövüşsüz bir şekilde uzlaşarak bir ortak liste çıkarırlar. Şimdi temel sorun şeyden kaynaklanıyor. Aslında bir sisteme ittifak mekanizmasını getirdiyseniz, ittifak aday listelerini de legal hale getirmeniz gerekiyor. Buna izin vermeniz gerekiyor. Yani eğer açıklanan liste CHP'nin listesi değil de Millet İttifakı'nın milletvekili listesi olarak açıklansaydı ve onun Millet İttifakı'nın kendine özgü bir logosu olsaydı, o zaman hiçbir seçmen bunun burada bizim partide ne işi var falan sorusunu sormayacaktı CHP'liler için. Ya da tersine doğru, yani beni bırak, yani sülalemde hiç kimse çok partili hayata geçildiğinden beri ya da Cumhuriyet kurulduğundan beri CHP'ye oy vermemiş, benim elim nasıl gidecek CHP'ye vereceğim sorusu da sorulmayacaktı. Niye? Çünkü ortada bir ittifak var, liste var, ittifak listesi. O ittifak listesine oy vermiş olacaktınız. Hiç kimse başka bir partiye oy vermiş gibi görmeyecekti kendini. Fakat bu bizim sistemimizde yok. Dolayısıyla ittifak listesi olmayınca benzer bir sorun biliyorsunuz AK Parti'de de yaşandı. Hüdapar nasıl AK Parti listelerinden girer? Ondan sonra işte yeniden Refah Partisi ile ilgili tartışmalar yaşandı. Neyse o dışarıda kaldı. Ama sonunda ittifak ortağı, özellikle kadın seçmenlerden falan reaksiyonlar geldi. En sonunda da DSP geldi. Bu sefer DSP'liler ayaklandılar.
Ecevit'in kemikleri sızlıyor. Nasıl gider AK Parti'nin listelerinden siz yarışa girersiniz. Biz AK Parti'nin mühürüne evet oyu basmayız, evet AK Parti'nin logosuna evet mühürünü basmayız diye DSP'liler dayaklandı. Şimdi o yüzden bu komplikasyon yaşanacak benim gördüğüm. Şimdi burada temel sorun ittifak içerisinde olduğu için bu partiler yani 1 artı 1 artı 1 artı 1 falan 5 değil 7 yapabilir. Niye? Sinerji ortaya çıkarsa, sinerji oluştuğu için hepsinin toplamından daha büyük bir şey olabilir. Ya da tersi firelerle yani 5 olması gereken rakam 4'e de düşebilir. Şimdi burada önemli olan her iki hareket davranışı gösterecek seçmenler de olacak. Bir kısmı küçük partilere sempati duyan ama bunlar iktidar olamayacaklar diye oy vermeyi düşünmeyen seçmenlerin önemli bir kısmı artık bunlar iktidar ortağı olacaklar diye gelip oy verebilecekler. Bu bir imkan, bu sinerji yaratan bir şey. Ya da tersi benim elim varmaz abi başka partiye mühür basmaya deyip ona değil kendine en yakın hissettiği başka bir partiye gidebilir mi? Bu tür davranış gösterecek olan seçmenler de var. Burada esas soru şu. Sinerjinin katsayısı mı daha büyük olacak? Firenin katsayısı mı daha büyük olacak? Şimdi bu önümüzdeki süreçte kampanyaların özellikle Millet İttifakı'nın sinerjiyi büyütecek bir dil, üslup, içerik ve bir yöntemle bu süreci götürmesi lazım. Ama bu şu listelerden sonra çıkan tartışmaya baktığımızda bunu çok es geçti, görmezden geldi, yani kendi haline bıraktı. Fakat burada bir risk potansiyeli var. Yani elbette ki sinerji tarafı da çalışacak bu işbirliğini ama fire oranının sinerji oranından yüksek olmaması lazım. Daha doğrusu fire katsayısının sinerji katsayısından büyük olmaması lazım ki çekilen bunca emeğe değsin. O yüzden kampanyanın stratejisini bu sinerjiyi artıracak bir biçimde ince ayarlara tabi tutmak gerekiyor. Umarım önümüzdeki süreçte bu yapılır. Aksi takdirde bunca emek gerçekten boşa gitmiş olur. Niye? Yani iyi bir şey yapayım derken komplikasyonlar ortaya çıkarak sizin yaptığınız işleri anlamsız hale getirebilir. Peki milletvekili listeleri tartışmasına burada noktayı koyup Cumhurbaşkanlığı seçimine bakalım isterseniz son olarak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalini ve bu ihtimalin en önemli faktörü olan Muharrem İnce'yi konuşalım. Şimdi Muharrem İnce öyle kritik bir noktada ki bir taraftan geniş muhalefet bloğunun korkulu rüyasına dönüşmeye başladı. Seçimi kaybetmenin sebebi olacak diye. Diğer taraftan da görünüyor ki iktidarda da bir umut kapısı tutunacak dal oldu. Öyle ki AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza da geçen gün Muharrem İnce faktörü diye bir laf etti. Görmüşsünüzdür. Hızlıca o kim ne dediğini. Anketlerde parti olarak Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce'nin %10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim demiş Hamza da. Onlar da Muharrem İnce faktörünü belli ki hesapların içerisinde tutuyorlar. Şimdi Seda Hanım size öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani bu ikinci tur ihtimali Muharrem İnce'nin alacağı oy falan filan onların yanı sıra onun öncesinde daha doğrusu. Muharrem İnce'nin şu an Türk siyasetinde neye tekabül ettiğini size sormak istiyorum. Siz popülizm üzerine de çalışan bir siyaset bilimcisiniz. Benim de oldukça şaşırtan bir aktör ve bir siyaset Muharrem İnce'nin yaptığı. Çünkü daha siyasetsiz bir siyaset diyebiliriz. Doğru düzgün bir parti programı olduğunu, ideolojisi olduğunu söylemek zor. Öte yandan tam da sosyolojik ve demografik karşılığı biraz muğlak olan geniş bir tepki oyları bütününü oluşturuyor tahminler o yönde. Bunların da birçoğu ana akım siyasete, müesses nizama karşı seçmenlerden oluşuyor. Bir taraftan da bu kalıcı mı, devam edecek mi, bir dip dalga mı yoksa sabun köpüğü mü tartışmaları devam ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Muharrem İnce'nin Türk siyasetinde şu an tekabül ettiği yer nedir sizce? Evet, birkaç şey var tabii. Yani bir newcomer, yeni gelen örneği olarak da ele alabiliriz. Popülizm tabii var. Zaten popülistlerin çoğu newcomer olur. Hiçbirini beğenmiyoruz biz bu seçeneklerden deyip hani bir masayı devirme, bir isyan, biraz önce bahsettiğimiz bir nevi başkaldırı. Yani bu ince seçmenin bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki veren
aslında kendini daha muhalefete yakın hisseden ama bu adaylık belirleme sürecinden ve neticede belirlenen adaydan hoşlanmayan ve kendince bu beğenmezliğini, bu memnuniyetsizliğini dile getirmek isteyen bir seçmen grubu. Bunların bir kısmı ikinci turda veririz yine muhalefete diyen, kendi düşüncelerine göre işte muhalefetin bir kulağını çekmek gibi düşünen, bir kısmı daha sert ve gerçekten ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu diyen, ikisini de istemiyorum, ikisi de birbirinden çok farkı yok diyen, bunlar daha büyük, daha radikal bir değişiklik isteyen. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu da son 20 yılın siyasetinin bir parçası olarak görüyorlar. Yani biz son 20 yılın iktidarında muhalefetini de istemiyoruz, daha büyük bir değişiklik istiyoruz diyorlar. Bunların çoğu genç, milliyetçi ve seküler daha çok. Yani milliyetçilik açısından biraz Cumhur İttifakı'na benzerlikler taşıyıp, sekülerlik açısından daha Millet İttifakı'na benzerlikler taşıyan bir grup. Yani pek çok partiden aslında yani %1, %1,5, %0,8 oylar alıp almış bir parti. Ama dörtte birini yaklaşık ilk kez oy kullanacak olan seçmenlerden alıyor. O yüzden aslında esnek bir seçmen grubu var. Yani çok köklü, daha ileri yaş çünkü seçmenlerin daha biz köklü olduğunu, kolay kolay çok başka partilere veya başka ideolojik çizgilere savrulmayacağını düşünürüz. Bunlar çok daha esnek, daha köksüz bir seçmen grubu. Biraz kendini yani siyaseten evsiz hisseden, hiçbir yere ait hissetmeyen bir seçmen grubu ve kendini ilkesel olarak tanımlayan bir seçmen grubu. Şimdi yani bu tür üçüncü partiler hep oluyor ve bunlar yüzünden ikinci turlara seçimler kalıyor ve ana akım esas diğer adaylar hep bunlara kızıyorlar ve onların oyları almaya çalışıyorlar. Ne zaman alabiliyorlar, ne zaman alamıyorlar? Biraz bundan da bahsedebiliriz. Şimdi genelde bu seçmen grubuna bunun aslında bir yani A ve bu bir iki partili bir yani başkanlık iki adayla başkanlık seçiminden bahsediyoruz ve yani A, B, C, D seçenekleri değil aslında eninde sonunda yani bu ikiye inecek bu seçenekler ve özellikle Türkiye gibi bir durumda yani aslında mevcut iktidarının 20 yıllık bir iktidardan bahsettiğimiz için bir anlamda bir referandum mevcut sistemin devamı mı değişim mi diye. O yüzden bunun vurgulanması önemli çünkü bu grup biraz önce söylediğimiz gibi aslında en belirgin istekleri yani sizin dediğiniz gibi hani sağ sol şu bu değil ama değişim istiyorlar. Çok fazla bir ideolojik derinlik yok isteklerinde. Daha basit anlamda bir değişim istiyorlar. O yüzden aslında bunun değişim mi devam mı anlamında bir referandum olduğunu anlamaları bir kısmı için önemli. Bu seçim sistemiyle ilgili bir çok bilgisi olmayanlar var. Mesela ikinci tur derken mesela milletvekili seçimlerinin de iki turlu olduğunu düşünenler var konuştuğunuz zaman karşılaştığınız. Yani birazcık anlatabilmek aslında verilen oyun sonuçlarını veya başkanlık sisteminin bir ikinci tura kalmasının yani bir milletvekili seçiminde de Memleket Partisi'nin alacağı oyla yani muhalefet açısından söylüyorum oy çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçmesi ve böyle bir durumda seçim başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda bunun tabii bir tutarlılık arayan seçmene Erdoğan hitap etme imkanı yaratacağını ve ikinci turda başkanlık seçimini çok daha oylarını artırarak alma şansı elde etmesi anlamına geleceğini anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum mesela muhalefet açısından. Ve yine şeye dönecek olursak yani pragmatik çıkarlar meselesine. Şimdi ikisi de birbirinden çok farklı değil diyen seçmen bu tepkisini biraz işte ilkesellikle gerekçelendiriyor. Ama siz ona somut ve pragmatik bir kazanım vaat ettiğiniz zaman o zaman oyunu değiştirebiliyorsunuz. Yani siz oturup sabahtan akşama aslında bu davranışının ilkesel anlamda neden kötü olduğunu anlatmaya çalıştığınızda çok bir sonuç alamayabilirsiniz. Çünkü aslında o seçimini yapmış onu o şekilde gerekçelendiriyordur. Ama somut bir vaatte bulunduğunuzda yani pragmatik çıkarları aslında ilkesellikle çarpıştırdığınızda daha çabuk sonuç alabiliyorsunuz. Ama neticede bu seçmen grubunda şu duyguyu da anlamak lazım. Bunlar kendilerini yani daha etkinliklerini hissetmek isteyen seçmen grupları. Yani bu seçimin sonu zaten belli. Diyelim ki Cumhur İttifakı zaten kazanacak. Seçimin sonucu belli. Zaten Millet İttifakı kazanacak. Bunların her ikisi de bu tür üçüncü partilerin oylarını arttırıyor. Çünkü nasıl olsa benim oyum bir fark yaratmıyor. Bari
tepkimi, protestomu belli edeyim diyor. O yüzden tam tersi bu seçmen gruplarına önemli olduklarını, oylarının da önemi olduğunu hatırlatmak, o duyguyu da kapsamak, yani neden aslında neden rahatsız olduklarını anladığınızı belirtmek, yani eleştirmekten öte o duygunun kapsanması ve o duyguya karşılık verilmeye çalışılması, yani bir, etkinlik duygusunun verilmesi, iki, herhangi bir tarafa oy vermek için somut bir sebep verilmesi. Madem ki ikisi arasında bir fark görmüyorlar, o zaman o farkısın o seçmen grubu için daha da netleştirmeniz gerekiyor ki biraz önce bahsettiğimiz zaten yani net bir kampanyanın şöyle bir durumda, yani bu kadar çok farklı seçmen gruplarından o isteyen ittifaklar için zaten doğru seçenek olduğunu, en rasyoneli olduğunu söylemiştik. Özellikle bu grup için de bu geçerli. Bir bu yani sürer mi diye sorduk. Seçimlere doğru ben biraz azalacağını düşünüyorum. Yani bu duyguyu göstermek ihtiyacı evet önemli ama yani seçimlere doğru bir rasyonelitenin ağır basacağını, biraz daha verilen oyun sonuçlarının düşünüleceğini, daha yani şu an verilen duygusal tepkinin biraz daha daha rasyonel bir tepkiye evrileceğini düşünüyorum. Ülkenin daha orta vadeli yani dönemi açısından hani böyle bir durum sürer mi? Sürebilir. Yani popülist partiler bunun gibi var. Yani averaj, ben yani çok bir ideolojik derinliği olmadan averaj seçmeni temsil ettiğini, yani ben de sizin gibiyim, sizin gibi oturup kalkıyorum. Yani bu ahlaken doğruculuğa bir anlamda isyan eden. Bunun bir gideri var ama yani tek popülist de Muharrem İnce olmadığı için popülizmler yarışıyor aslında şu anda. Hangisinin daha güçlü olacağını göreceğiz. Çok haklısınız. Öte yandan Muharrem İnce'nin seçmenlerini tasvir ederken söyledikleriniz ve işte o seçmenin talepleri, arzularına dair söyledikleriniz, zamanında Trump ABD başkanı seçilmeden önce onun ön seçimlerinde Trump genç, özellikle Trump seçmenlerini tanımlarken kullanılan şeylere çok benziyordu. Bu açıdan gerçekten popülistler arasında internasyonel bir şekilde benzerlikler, bağlar kurmak da mümkün. İbrahim Bey, size de bunu sormak istiyorum. Seda Hanım'a ekledikleriniz olacaktır mutlaka. Ama şu Hamza Dağ'ın az önce söylediğim açıklamasının son cümlesinden hareketle sorayım size. Şunu demişti, hatırlatayım. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim diyor Hamza Dağ. O da şüphesini not düşüyor. Siz ne dersiniz? Sizce de seçime doğru oyları düşer mi birçoklarının tahmin ettiği gibi? Yoksa son güne kadar, 14 Mayıs gecesi sonuçlar açıklana kadar hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın heyecanla takip edeceği bir kilit aktör mü Muharrem İnce? Yani bu biraz diğer iki ittifakın, hatta sadece iki ittifakın sorunu da değil bence. Şimdi Muharrem İnce'ye oy verme eğiliminde olan gençler mesela aynı zamanda tip seçmeni de olabilecek bir profile sahipler. Çünkü orada da benzer şeyler var. İsyankar bir dil var. Bu gençleri heyecanlandıracak radikal tavırlar var vesaire falan. Aslında Muharrem İnce'nin bir tavrı da yok. Yani bu tavırsız, benim gördüğüm daha lümpen bir grubu kendine çekti. Biraz önce Sevda Hanım söyledi. Ben bir onun üzerine bir katkıda bulunayım. Seçmenin 1/3'ünün yani oy vereceğini söyleyen insanların 1/3'ünün daha önce sandık deneyimi yok. Yani bir genç olanlar var. Evet, 4 seçmenden biri ilk kez oy kullanacak. Ama bir de daha önce sandığa hiç gitmemiş seçmenler var. Şimdi bu seçmenler bu kez oruçlarını ya da perhizlerini bozup sandığa gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunu şu an için gerçekten bilmiyoruz. Niye? Çünkü daha önce hiç sandığa gitmemiş 35 yaşındaki bir adamın şimdiden sonra bu seçimde daha doğrusu sandığa gidip gitmeyeceğini tahmin etmek biraz zor. Evet, git sandığa gideceğiz ve Muharrem İnce'ye oy vereceğiz diyorlar ama biz biliyoruz ki işte özellikle yeni seçmenlerde iki seçmenden biri sandığa gitmiyor. Türkiye ortalaması %85 iken genç grupta, yeni seçmenlerde sandığa gitme oranı %50'ye düşüyor. Şimdi bunun anlamı zaten sandık deneyimi olmayan, yani üç seçmenden ikisinin sandık deneyimi olmayınca bunları sandığa götürmek başlı başına zor bir iş haline dönüşecek. Bir süre sonra yani nasılsa parlamentoda barajı geçme şansı yok. Barajı geçse bile işte alacak 10 tane 20 tane milletvekili, dolayısıyla hani Cumhurbaşkanı seçilse bile aslında ülkeyi yönetmesi mümkün değil.
parlamentoya olmadan diye bir farkındalık gelişebilir seçmenlerde. Ama bu seçmen kitlesinin bunlardan bir haberinin olup olmadığından da emin değiliz. O yüzden Muharrem İnce'nin spesifik bir case'e dönüştü. Daha önce benzer bir parti olarak Genç Parti deneyimi var. Fakat Genç Parti işte şey o döneme kadar yani 2002 öncesi koşullar düşünecek olursanız muhalefetteki partilerin bile baraj altında seçmen tarafından bırakıldığı bir anti siyaset tutumun hakim olduğu bir dönemdi. Şimdi böyle bir anti siyaset tutum çok güçlü değil. Yani muhalefetteki partiyi bile baraj altında bırakmak gibi bir reaksiyon vermiyor seçmen. Hatta iktidarın seçmeni iktidarı bile cezalandırmayı düşünmüyor. İşte iktidar bunu bir şekilde popülist teknikleri kullanarak, argümantasyonları kullanarak seçmenine izah etmeyi başardı. O yüzden çok spesifik bir case gerçekten vaka. Biz de merak ediyoruz. Bu tabii biraz Muharrem İnce'nin performansına bağlı. Böyle bir enerjiyle seçim sonuna kadar bu seçmen kitlesini tatmin edebilecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru, diğer partiler, yarışan diğer partiler bu seçmen kitlesine ulaşabilecek bir dil ya da üslup geliştirebilecekler mi? Yoksa artık yani o seçmen kitlesini kendi haline bırakacak ve işte sandığa giden gidecek, gitmeyen de gitmeyecek mi? Nasıl olacak? Onu da ben şu ana kadar mesela bu seçmen kitlesine çok fazla odaklanan bir parti yok. Benim gördüğüm orada bir işçi partisinin doğal avantajları var. Bu seçmen kitlesine yöneliyor. Yeşil Sol Parti'nin bazı fikirleri bu seçmen grubuna hitap edebilir ama işte o HDP parantez içerisinde olması bu seçmen kitlesinin bir kısmını itebilir. Dolayısıyla bu şey seçmen grubunun süreç sonuna kadar ve süreç sonunda Muharrem İnce'yi destekleme olasılığı benim gördüğüm matematiksel olarak var. Yani illa bunlar bir süre sonra kopacaklar diyemeyiz. Artabilir mi? Artabilir yani bir şeye CHP'nin listesine gelen tepkilere baktığınızda aslında ittifak listesine gelen tepkilere baktığınızda en azından şu an Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmen grubunun geri dönmesini sağlayacak bir ilk etki yaratamadı. Hatta bırakın şimdiye kadar ittifak oy vereceğim diyen ya da CHP'ye oy vereceğim ya da işte diğer partilere ittifak partilerine vereceğini söyleyen seçmenlerde bile reaksiyonlara soru işaretlerine neden oldu. Dolayısıyla yani siyasetin doğal akışının dışında tamamen mühendislik ürünü bir süreç yönetimi gerçekleştirmeye kalkıştığınızda hem seçmenin kafası karışıyor hem de partiler bazen bazı durumlarda ne yapacağını bilemez hale gelebiliyorlar. O yüzden bu kampanya performansı önemli olacak benim gördüğüm kadarıyla. Ancak iyi bir kampanyayla o seçmen grubuna ulaşabilmeleri lazım. Fakat şu an bunun emarelerini görüyor muyuz diye soracak olursanız en azından ben şu ana kadarki yapılan edilenlerden hareketle böyle emareler görmediğimi söyleyebilirim. Evet, bir de Mart ayındaki anketler bazı majör siyasi gelişmelerin hemen akabinde ve siyasetteki zemin tam oturmadan yapılmış ölçümlerdi. Şimdi milletvekili listelerinin de belli olmasından ve şartların tamamen ortada olmasından sonra önümüzdeki haftadan itibaren yapılacak anketlerle beraber herhalde daha sağlıklı sonuçları Muharrem İnce'ye ilişkinde daha net sonuçları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa burada noktayı koyalım. Zaten yaklaşık bir saat oldu yayınımız. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Sevgili Seda Demiralp ve sevgili İbrahim Uslu, sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, Seda Demiralp ve İbrahim Uslu ile siyaset gündemini, seçime dair merak edilenleri konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.